bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bugün de yine dop dolu bir programla, iftara doğru programıyla tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz sevgili izleyenler ve sevgili Radyo Genç Ses FM dinleyicileri. Evet, bugün de yine birbirinden güzel, birbirinden özel konuklara sahibiz ve inşallah bugün de güzel bir program geçireceğiz dileğiyle inşallah programımızı böylelikle açmış olalım. Tabi kelamların en güzeli olan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, güzel bir sesle, güzel bir insanla sizleri baş başa bırakıyorum. Mustafa Tüfekçi kardeşimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti dinliyoruz efendim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Evet, teşekkür ediyoruz kardeşimize. Ağzına yüreğine sağlık. Evet, ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrencileri, tabii Berk Behlivanoğlu kardeşimiz de bugün bizlerle birlikte. O da aynı şekilde İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve okul başkanı. Evet başkanım. Evet, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'mizin başkanı Mehmet Taş. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Derneğimizin dedim başkanım. Farkındasınız değil mi? Çünkü böyle biraz daha böyle insanlara daha böyle sıcak, daha böyle samimi bir iz bırakan bir dernek olduğundan dolayı bunu telaffuz etmek yerinde oldu diye düşünüyorum. Evet başkanım, bir kez daha hoş geldiniz diyeyim. Ramazan'ın böyle güzel günlerinde, özellikle böyle ortasına yaklaşırken sizi de konuk etmek ayrı bir onur. Evet Ramazan başkanım, Ramazan nasıl geçiyor yine göre? Bir de size soralım. Ramazan, birlik beraberliği, kardeşliği, dostlukların pekiştiği en güzel günlerden. Sayılı gün çabuk geçer derler ya, gerçekten işte Ramazan'ın ortası geldi. Ümit ediyorum ki Rabbim
Ramazan'da edindiğimiz alışkanlıkları, dostlukları, kardeşlik duygularını tüm hayatımız boyunca devam etmesini nasip eylesin. Amin inşallah. Bizim gerçekten ülke olarak, toplum olarak, özellikle son zamanlarda bu gibi birlik, beraberliklere, kardeşliklere ihtiyacımız var. Evet. Çünkü biz manevi olarak ne kadar güçlü olursak, ülke olarak da o kadar güçlü oluruz. Ben böyle düşünüyorum, buna inanıyorum. Son zamanlarda baktığımız zaman olumsuz gelişmelere, bir ay önce falan yaklaşık gençlerimizle alakalı böyle bir komisyon oluşturalım dedik. Böyle bir çalıştay grubu oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Kardeşlerimiz bilirler. Artık okullarda çocuk yaşlarda 12 yaşlara kadar uyuşturucu illeti gelmiş bu. Evet, o bonzai illetiyle. O bonzai illeti, yani insanın inanası gelmiyor. Öyle akıl fikir dışı şeyler uyguluyorlar ki, bir öğretmen arkadaşımız anlattı. Dedi, dışarıda çocuklar dışarıya gidip simit alıyor. Dikkatimizi çekti. Neden oradan alıyorsun, kantinden almıyorsun? Sorduk ya, öğretmenin tadı çok farklı, tadı çok lezzetli. Aldık diyor, tahlil ettik. Simidin içinden uyuşturucu çıkmış. Bu derece artık gençlerimize sahip çıkmamızın çok daha fazla olması gerektiğini gösteriyor. Bu neden kaynaklanıyor? Ben şuna yoruyorum. Gerçekten yıllardır hep dikkatimi çekerdi. Biz eskiden çok geniş ailelerdik. Özellikle sen çok iyi birisin Serhat. Evet. Şimdi ne oldu? Çekirdek aile kavramı. Çocuk evlendi mi 20-25 yaşlarında atıyoruz onu. Ayrı bir ev açıyoruz. Bizden uzakta bir başlarına hayat kurduruyor. Neneyle dedeyle yetişmeyen çocuk. Çünkü 25 yaşındaki bir gençimiz daha çocuktur ya. Onu yetiştireceği çocuk ne derece? Bu yüzden diyorum ki önce biz geniş aile kavramını tekrar hayatımıza sokmamız gerekiyor. Çocuklarımız neneyle dedeyle büyümeli. Onların kültürünü almalı. Televizyon kültürünü almamalı. Televizyon izlememeli. Nenemiz, dedemiz onlara masallar anlatmalı. Eskiden bizler öyle yapalım. Bizler nenemiz, dedemiz öyle büyüttü. Masallar anlatmalı. Eğitici hikayeler anlatmalı. Böyle olursa ben geleceğimizin çok daha iyi günler olacağını düşünüyorum. Peki başkanım, hani eskiden bahsettiniz ya, böyle hikayeler vardı filan. Şimdi tabii internet çağında yaşıyoruz şu anda. Yani teknolojinin çağında yaşıyoruz. Şimdiki Ramazan'la eski Ramazan arasında fark var mı? Ya fark olmaz mı? Benim rahmetlik babam burada Belediye Çayyaka köyünde imamlık yaptı. Bizim çocukluğumuz orada geçti. Özellikle Ramazan ayları, kış aylarına rastladığında bizim çocukluğumuzda toplanırdık. Eski Ahmediye hikayeleri vardı. Dini hikayeler. Onları okurdu. Oyunlar oynanırdı. Yani zaman nasıl geçti, şey nasıl geçti, yani o Kur'an-ı Kerim'i dahi oyunlarla oynadı. Yani çocuklar can atardı camiye gelip. Hikayeler, yani gece sahurlara kadar hikaye söyler, bir yandan hasır öğrendiler. Bu şekildeydi bizim çocukluğumuz. Evet. Şimdi bakıyorsun, internetin başından çocuklarımız kalktı. Başkanım, şimdi internet mesela, her şey de internet değil açıkçası. Yani internetin olmadığı şeyler de var günümüzde mesela. Bugün mesela biraz daha futbol yaygınlaştı. Ve bugün, yani şöyle söyleyeyim, beyinler Avrupalaştı ama vücutlar hala yani yerinde duruyor. Şu an yani eğitim bakımından da mesela hani Avrupa'da vücut çalışması yaparlar. Bizim ülkemiz yine aynı hocam. Yine aynı bir fit, yine tipik zayıf, yine milyon tipli insanlarla dolu yani. Ama beyinlerimize gelince Avrupalaştık. Evet. Bunu bizde bırakan etken nedir yani? İşte bizde bırakan etken aile yapısından kaynaklanıyor. Yani bu aile yapısı, diyorum ya, hep çocukluğumuzda ben dikkat ediyorum, şimdi daha da iyi kavruyorum. O zaman güç gevdesi vardı, hatırlıyor musun? Evet. Özellikle bizim çocukluğumuzda çok daha yaygındı. Yani 20-25 yıl önce, 30 yıl önce. Orada hep şunu lanse ederlerdi. Kiliseyi
rahibi öyle bir saygın insan durumunda gösterirlerdi ki çocuklara. O dönemdeki bizim filmlerimizde nasıldı? Bizim hocalarımız nasıl gösterilirdi? Bizim din adamlarımız nasıl gösterilirdi? İşte o günlerden bugünlere geldik biz. Eskiden hatırlıyorum mesela başkanım, yani spor dalı olarak hep karate vardı böyle. Wushu vardı. Şu anda yeni Wushu derneği çıktı. Buradan Yusuf abimize de selam olsun, eğer bizi izliyorsa Allah kendisinden de razı olsun. Wushu şeyi çıktı. Şimdi bu aslında vardı daha önceden. Ama öyle bir geleneğe gelmişiz ki başkanım bunu unutmuşuz. Tamamen futbola bakmışız, voleybola gitmişiz. Tamam bunlar da spor dalı. Hani bunlardan da artı bir şey istemiyoruz. Ama hani şöyle bir şey vardır. Bir de eskiyi de aramak ister insan. Eskiye de böyle gitmek ise o yüzden yani. Yoksa ki hani kimsenin bir şey yaptığına da bir şey dediğimiz de yok. Ama sadece şundan dolayı bizim şikayetimiz şudur ki hani teknolojik babında bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen bizler yani özümüzü unutmamamız gerektiğini biliyoruz. Kesinlikle. Başkanım. Kesinlikle. Spor dedin de bizim mesela... Yani bugün bir çelik çomak oynanmalı diye düşünüyoruz kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Bizim atasporumuz nedir? Güreş. Evet. Belediye sporda şu an 60'ın üzerinde Akıskalı gencimiz güreş takımında. Evet onlarca madalya, onlarca birincilikler alıyor. Kimin haberi alıyor? Kimse. İşte bu kadar duyarsız atasporumuz. Bitirmeye yönelik bir çalışma var sanki. Değil sanki mi başkanım? Yani. Çelik çomak dediğin gibi nerede? Mahallelerde oyun alanları kalmadı. Çocuklar oyun oynamıyor. Çocuklar internette oynuyor artık oyunla. Yani böyle öncülük etmeli. Dönem dönem artık parklarda, şuralarda, buralarda gerekirse işte uçurtma şenliği bir dönem yapılıyor. Babalar günüyle alakalı senede bir defa. Çelik çomak şenliği adı altında. Yani belli ayda bir iki defa, iki ayda bir defa. Bu tür etkinlikler bence yapılmalı. Mesela yine hiç unutmam başkanım. Hep böyle eskileri yad ediyoruz. Eskiden mesela bizde öyle internet, bırakın interneti, televizyonumuz bile 37 ekrandı. Küçüktük o zamanlar. Annem derdi ki getirin defter, kağıt, kalemi, isim şehir oynuyoruz. Böyle bu tarz oyunlar vardı mesela. Biz de bunlardan hep zevk alırdık böyle. Sonra başka tarz oyunlar vardı. Yine sos vardı gibi mesela biz keyif alıyorduk yani. Kesinlikle. Ama şimdi yalnız başına oynuyorsun internetin başında. Ama ondan da keyif alıyorsun. Ya. Ama ne kadar bizi değiştiriyorlar bizi yani. Bizi kesinlikle beynimizi değiştiriyorlar. Yani vaktin, keyif almıyorsun aslında. Sadece zamanını geçiriyorsun internetin başında. Ben kimsenin keyif aldığını zannetmiyorum. O çelik çomaktaki keyfi kesinlikle alamazlar. Evet. Orada sadece o vakit zaten beynin başka bir şey düşünmediği için keyif aldığını zannediyor insan. O internetin başında, o oyunun başında oraya buraya derken vakit gelmiş geçmiş. Değil mi? Ama sadece bir yere. Ama çelik çomak dedik, arkadaşlık öğreniyorsun, dostluk öğreniyorsun, kavgayı öğreniyorsun. Aynen öyle. Yani bu sokaktaki oyun interneti mümkün değil yani. İnternette insanlar yozlaşıyor yani. Allah inşallah. Hani bir de şöyle bir şey var. 10 yıl her zaman geri gidiyoruz. Hani eskilere de yad ediyoruz diye bir slogan var. Ama bakıyoruz yine 10 yılda bir İnegöl'de mesela mobilya sektöründen başka bir şey geri dönmüyor. Bunu görüyoruz bir mobilyacı olarak. Evet. Başkanım. Yani geliyor sandalye, atıyorum 10 yıl önceki sandalyenin mizahı araştırılıyor. 10 yıl önceki koltuğun mizahı araştırılıyor. Bu yönde onun dışında başka geri dönen bir şey yok yani. Ben göremiyorum. Bilmiyorum siz görüyor yok, musunuz? Yok. Burada mesela şunu yapılabilir. İnegöl Belediye'miz her yıl kültür festivali yapıyor. Bu kültür festivalinin içine bu tür çocuk oyunlarını nasıl folkloru koyuyorsa bu tür bir şeyler konulabilir bence yani. Evet. Onlar unutulmamalı. Çocuklarımızı ona yönlendirmemiz gerekiyor. O duyguyu, o arkadaşlığı tattırmamız gerekiyor. O mahalle kavgasını tattırmamız gerekiyor. Evet. Başkan bir de şimdi sadece mesela belediyeyle olacak bir şey değil yani. Bu bağlamda derneklerin de belediyeye ile birlikte çalışma yürütmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Atıyorum derneklerin gençlik kolları var. Bütün derneklerin mesela gençlik kollarından birer tane düşünün. İnegöl'de atıyorum 60 tane dernek var. 60 tane genç demek. Başkanım şimdi. Yani az buz bir şey de değil. Ve de bunlar İnegöl'de büyük çoğunluğu ele alan dernekler yani.
Kesinlikle ben buradan... Bunların tek yumruk olduğu zaman bunlar mesela daha da gündeme... Bunları yönlendirecek mecrayı da söyleyeyim ben sana. Yani. Bunları yönlendirecek mecra da şu anda yeni bir kent konseyimiz kuruldu. Yeni başkanımız evet. seçildi. Kent konseyinin önderliğinde derneklerle böyle bir proje bitebilir. Ben dernek olarak bir başıma belki yapamam ama kent konseyinin organizasyonunda ben her türlü görevi alırım. Benim gençlerim her türlü görevi alır. Evet. Bu da çünkü bir kentin gelişmesi oluyor. Çünkü yani yaklaşık sadece Ahıskalılardan bahsedelim. 3000, 4000 o civarda kişiye sahip. İnegöl'de şu anda vatandaş olan yaklaşık 6000-6500 civarında. Vatandaşlık bekleyen de 5000-5500 civarında. Yani 12-13000 İnegöl'de yeni 92'den sonra gelen Ahıskalı var. Maşallah. Bu yabancılar şubeden aldığım liste. Ben yani. Başkanım 3000-4000 biliyordum. Yok ben de herkes öyle biliyordu. Yani ben 10.000 dediğim zaman ya ne yapıyorsun deniyordu. Ben yabancılar şubesinden aldığım listede bu şekilde. Maşallah bayağı çokmuş. Çok. Peki derneğe üye olarak? Ya derneğe üye de yani hani derneğe gelip giden. Gelip gidenler eksik. Zaten yeni gelenler. Dernek yerimiz yok açıkçası. Yani her insanımızın geleceği, gelebileceği bir dernek binamız yok. Bizim en büyük şu anki eksiğimiz o. Biz bir daire tuttuk Park Caddesi'nde. İşte 120 metrekare, bir kısmını lokal gibi, bir kısmını idari bira, bir kısmını çay ocağı, ufak bir yer. Bizim aile ortamında gelebilecek, gençlerimizin orada vakit geçirebileceği, birbiriyle kaynaşacağı bir yere ihtiyacımız var. Şu an onun arayışını yapıyoruz zaten. Bir yer tespit edip belediyeden talep edeceğiz. Özellikle bizim ihtiyacımız var. Neden? Bizim şu anda Rusya'nın çeşitli bölgelerinden gelen gençlerimiz var. Onların entegrasyonunu sağlamak bizim işimiz. Onların sağa sola orada çünkü çok şükür 70 yıl yaklaşık sürgün hayatı yaşadılar. Gelenlere bakıyoruz. Ne dilinden, ne dininden, ne kültüründen zerre kadar bir şey kaybetmemişler. Bizim zaten en büyük gurur kaynağımız o. Almanya'ya, Fransa'ya giden gurbetçilere bakıyorum. İkinci, üçüncü kuşak Türkçeyi unutuyor. Bu insanlar 70 yıl sürgün hayat yaşadılar. Bizim en büyük gurur kaynağımız özel. Gençlerimiz, pırlanta gibi gençlerimiz var. İşte bunları sahiplenmemiz adına bir arada tutabileceğimiz yer gerekiyor bize. O yüzden biz belediyeden talep ettiğimiz zaman bizi diğer dernekler bir görmemeli. Bizim kamu yararına dernek statüsünde görüp o gençlerimizi, o insanlarımıza eğitim verebileceğimiz, doğru yolu yönlendirebileceğimiz bir alan talebimiz olacak belediyeden. İnşallah onunla alakalı da biz yer tespitini yaptığımızda gerekli girişimlerde bulunacağız. Onlar da bizi boş çevirmeyeceğini umut ediyorum. İnşallah. İnşallah istediğinizi... Gerçi siz bir şey istemiyorsunuz. Siz insanlık için bir şey istiyorsunuz. Kesinlikle. Allah sizlerden razı olsun başkanım. Başkanım peki Ramazan, tabi Ramazan ayındayız. Herhangi bir çalışmamız var mı dernekle alakalı? Şimdi Ramazan'la alakalı özellikle bizim çalışmamız çok. Neden? Hala bizim insanımız geliyor. Her gün geliyor mu? Olumlu alan geçenlerde yaklaşık 10 gün önce Ramazan'dan birkaç gün önce Ukrayna'da gelmiş bir aile vardı. Ukrayna biliyorsunuz savaşın ortasında o Donetsk bölgesinde yaklaşık 2000 Ahıskalı yaşıyor. Onlarca Ahıskalı öldü orada şu anda. Hiç kimse gündeme getirmedi. Onlarca Ahıskalı'nın evine bombalar düştü. Evsiz kaldılar. Hiç kimse gündeme getirmedi. Bir iki gün önce dikkatimi çekti. TRT'de haberlerde söyledi. İki aydır biz sosyal medyada paylaşıyoruz bunları. Şimdi oradan gelen bir aile vardı. Gittik evi bomboş. Yani valizini aldı geldi. Gelenler zaten genel o. Yani oradaki evini barkını iyi durumda olup da satıp gelenler de oluyor tabii ki. Bunun evinin kurulmasına, bunun işini bulmasına, işte evinin düzülmesine kim var burada? Biz. Mecburen biz önderlik ediyoruz. Yine insanlarımızdan, hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Gittiğimizde bizleri boş çevirmiyorlar. Anlattığımızda elinden geldiğince destek oluyorlar. İşte onun evini düzdük, onun evini yaptık. Diğer erzak ihtiyacı olanlara. Bizim insanımız zaten istemiyor. Serhat'cığım bizim de öyle bir şeyimiz var ki. Şimdi geldi bu aile değil mi? Belediyeden yardım, erzak yardımı başladı. İki ay içinde eşi çalıştı, çocukları çalıştı, düzenini kurdu mu? Diyordu ki bize erzak göndermeyiz, bizim ihtiyacımız kalmadı. Böyle bir toplum bizim insanımız. Yani ben aldım nasıl olsa yok orada. Bana geliyor getirsin yok onlar.
Sadece bu geçiş döneminde biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. O da nedir? 1-2 aydır. İşini bulana kadar, gelirini, parasını kazanana kadar. Yoksa eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla çalışırlar. Evini, barkını, her şeyini yaparlar. Bizim insanımız, bizim akıskalımız ülkemize katma değer katıyor. Geldiği andan itibaren katma değer katıyor. Bazen sitem ediyorum, buradaki işverenlerde sitem ediyorum. Hatta birkaç ay önce bir konu geldi. Dedim ki, sanayide, özellikle koltuk sektöründe bütün döşemeciler yaklaşıp dikişçiler akıskalı. Çoğunluğu. Ben bir hafta onları geri çekeceğim. Sana ne duruma gir? Sen sanayi içindesin. Bir hafta onları geri çektiğin zaman ne olacak? Dedi ki bana, sana seni vururum. Neden abi? Benim ekmeğimle oynamaya ne hakkım var? Öyle de sen de madem ondan ekmek kazanıyorsan gel onun sıkıntısı için benim yanımda ol. Benimle birlikte hareket et. Bu insanın çalışma izni yok. Sosyal güvencesi yok. Hiçbir şey yok. Ne yapsın? Kaçak göçek işlerde çalışıyor. Yeni bugün gelen bir olay, bir sanayide çalışan arkadaşımızın annesi birkaç aydır rahatsızdı, hastaneye gidiyor. İşte kanser, ameliyat oluyor. Şimdi işte bir iki güne kadar taburcu olacak. Bir sürü masraf, yaklaşık 100 bin liraya yakın bir masraf çıkıyor. Bu insanın hiçbir sosyal güvencesi yok. Ne yapacak? Yani biz her sıkıntıda bireysel olarak koşturuyoruz. İşte ilçe başkanına gittik, kaymakamlığı aradık. Allah olsun her gittiğimizde işimiz çözülüyor. Sorunumuz çözülüyor ama biz her birey için ayrı ayrı gitmek istemiyoruz. Sorun diyoruz ki kökünden çözelim. Yani bu insanlar Türk. Bunlara vatandaşlık verin. Sosyal hakkına karşı, sosyal güvence altına alın. Vatandaşlık veremiyorsak hiç olmazsa çalışma izni verelim. Girdiği yerde sigortalı çalışsın. Bizim mücadelemiz bu yönde. Ankara'ya gittiğimizde bu yönde konuşuyoruz. Buradaki yetkililerle bunları konuşuyoruz. Çünkü sosyal güvencesi oldu mu vatandaş yapmadan o kadar takılmıyor. 5 yıl ben beklerim. Ama 5 yıl ben boşa çalışmayayım diyor. Sosyal güvencem olsun. Bir yandan da biz bunların mücadelesini veriyoruz. Evet başkanım, Allah razı olsun. Biliyoruz ve bugün de beraberdik. Hatta o işçinin annesinin de bize evraklarını da gösterdiniz. Allah yardımcınız olsun. Abi, Allah razı olsun. Yani. Peki Ramazan'la alakalı bir çalışmanız var mı? Ramazan'la alakalı Allah razı olsun bir hayırseverimiz geçen yıl yine destek olmuştu. Biz erzak çalışması mı? Yok, iftarla alakalı. Önümüzdeki hafta bir yaklaşık 1000 kişilik bir iftar programımız olacak. Nerede başkanım? Kültür Park'ta Hatıra Çay Bahçesi'nde. Gününü tam olarak bu akşam kararlaştıracağız. Onun peşinde erzak işte destek alabildiğimizde dağıtıyoruz. Yani bizim gücümüz yok. Hayırseverlerden geldikçe biz de sıkıntısı olan insanlarımıza bunları aracılık yapıyoruz, dağıtıyoruz. Var dağıttıklarımız tabii ki var yani. Hala da oluyor. İhtiyacı olan insanımız da var. Yani bizim insanımız Selçuk şu gerçekten gidip ya ben sıkıntım var bana erzak ver diyecek boyutu yok. Biz tespit edip de aracılık yapıp götürebiliyorsak yapıyorlar. Evet. Yani öyle bir insanımız var bizim. İşte o şey de Allah razı olsun, o hayırseverimiz geçen yıl da aynı şekilde bir yaklaşık 1000 kişilik iftar verdi. Bu sene de yine aradı. Biz de bunu gelenek haline getirelim. Bu sene de size de organizasyonu hazırlayın. Böyle bir hizmet edelim. Kendisi zaten yine böyle okul yaptırıyor. Yani bizim böyle insanlarımız var. Senarçım yaklaşık 3 milyon dolar masraf etti. İnegöl Anadolu Lisesi'ni yaptırıyor bizim hayırseverimiz. Bu insan akıskalı bir iş adam. Kazakistan'da yaşıyor kendisi. 3 milyon dolar İnegöl'e yatırım yaptı. Neden? İnegöl'de akıskalılar yaşıyor diye. Benim insanım orada yaşıyor diye. Biz böyle bir köprü oluşturmamız lazım. Zaten diyorum ki ben, bizim bak yurt dışında iş adamlarımız da var. Belli mevkilerde olan insanlarımız da var. Biz bunu kullanalım. Bir tür iş köprüsü kuralım. Gidelim İnegöl'den Kazakistan'a gidelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı bizim Dünya Asker Türkleri Birliği Genel Başkanı. Bunları kullanalım diyorum ben yetkililerimize. Gelin geçen MODEF Kazakistan'a gitti. İsterdim ki beni de götürsünler. Biz orada o insanlardan faydalanalım. Çünkü orayı biliyor, oranın şeyini biliyor, yapısını biliyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı kendisi.
Oradaki ticari ateşini yönlendirmesi mi iyi olurdu? Cumhurbaşkanı yardımcısını yönlendirmesi mi daha iyi olurdu? İşte var, kopukluklar var burada da aramızda. İnşallah hocam işte böyle bir kaynaşma sağlar diye dua ediyoruz. Hocam bu başkanım bir de bu festivaller falan, orada da faaliyetlerimiz var mı? Var. Yani 2 yıldır, 3. yıl bu sene çok güzel duruma geldi folklorumuz. Bizim değerlerimiz kurulduğundan bu yana folklor ekibimiz yoktu. Biz geldik, ilk eksiklik onu gördük zaten. Hemen folklor ekibimizi kurduk. Ama geçen sene bayağı da bir katılım vardı, bayağı da bir ilgi vardı. Bir de ortadaydı sizin çadırınız. Hatta belediye başkanı, sonra yardımcıları falan durdular. Çok güzel, gerçekten diyor mu? Özellikle böyle bir şeyiniz var ya başkanım, böyle bir semayı bir evet, çağrıştıran evet, bir oyunumuz. Onu da biz de izlemiştik. Yani. O yüzden şimdi festivalde bu sene folklorumuz, yeni folklor kıyafetleri de yaptırıyoruz. Çok mükemmel duruma geldi. Tam bir profesyonel. İlk defa bu sene, iki seneyi ben görmüyorum, bunları göreceğim. Öyle o mi? Kadar güzel bir duruma geldi. Biz de i̇şte, merak etmeye başladık şimdi. İlk işte şeyde çıkacağız, kültür festivalinde. Peşinden nasip olursa bu sene üçüncüsünü yapacağımız Hınkal Şenliğimiz. Onu da çok şükür geleneksel hale getirdik. 31 Ağustos'ta bu sefer Kültür Park'ta yapmayı düşünüyoruz. Ya başkanım, Hınkal Şenliği dediniz de bu bana çok kişi sordu. Ya dediler ki sen hani habere gidiyorsun bazen, hani basına gidiyorsun, şuraya gidiyorsun. Sen takip edersin bu işleri. Şu Hınkal'ı nasıl baş ediyorlar? Hazır yeri gelmişken de sorayım başkanım. Hınkal'ı şöyle bu bahsediyor. Kadar kişi yiyor. Hınkal'a bir ay içinde, bir ay öncesinden başlıyoruz çalışmalara. Nasıl yani başkanım? Bir ay öncesinden başlıyoruz. Yaklaşık 20-25 bayanımız her hafta sonu, çünkü hafta içi çalışıyorlar. Bir büyük 150-200 metrekare alan yurtta bir abimizin böyle bir bu tür hayır işlerinde kullandığı evinin altında bir yeri var. Biz orada hınkallarımızı hazırlıyoruz, dipfrizlerde donduruyoruz. Dolaba atıyorsun. Tabii dolaba atıyoruz. Bir gün de mümkün değil zaten. Biz de diyorduk ki başkanım, yani rahat rahat böyle 50 kişi, 60 kişi açıyor bunları. Birileri pişmez. Büzüyor. Birileri hemen hızlı hızlı dolduruyor, kazana pişiriyor. Biz öyle biliyoruz yani. Mümkün değil. O şekilde bir günde yetiştirmek mümkün değil. Bir ay öncesinden başlıyor. Dediğim gibi 20-25 bayanımız her hafta sonu açıyorlar, hazırlıyorlar, dipfrizde donduruyorlar, paketliyorlar. Paketleyip yine dipfrizde saklanıyor. Peki başkanım, şimdi bu dönemde Hınkal Şenliği'nde kaç kişi yemişti? Hınkal olarak geçtiğimiz sene yaklaşık 1000'in üzerinde hınkal yemişti. Bir şey yaptık bunun yanında bir de. Abi. Biz çünkü hepsine şey yapamıyoruz. Bunu nasıl pişirdiniz başkanım hınkalı? Hınkalı orada iki tane kazan odun ateşinde. İki tane büyük kazanlarımız var zaten bizim oradan gelen Aksaray'dan geçen. Peki lezzetli oluyor mu? Mükemmel lezzetli. Yani sen geçen hafta bir hınkal gecesi yaptık. Bir de yaklaşık bir buçuk ay önce. Soma depremi. İşte Soma'daki facianın ertesi günü biz tarihi belirlemiştik. Kültür Park'ta özellikle basın mensubu arkadaşlarımız orada telaş ederek hınkal yiyemiyoruz diyorlar. Dedik ki biz de hem protokola hem basın mensubu arkadaşlarımıza böyle bir hınkal ikramımız olsun. Bir gece tertipledik. Orada lezzetli bir hınkal yedik. Hatta kaymakamımız kulaklar çınlasın. Dedik ya ben böyle bir lezzet görmedim. İlk defa yiyorum. Ben bunu tattıysam eve de götürmem lazım. Evdekiler de bu güzel lezzeti tatsın. Ama yetmedi bu akşam. Bir de dedim ki yani burada pişirip gitmesiyle olmazsa kaymakamım ben sana daha sonra özelliklerini yapacağım. Daha sonra pişirdik bir tepsi gönderdik evine de. Öyle mi? Evdekiler dedik o lezzeti tatmış olsunlar. Allah razı olsun. Neyse bu lezzetler olursa bizi de unutmayın başkanım. İnşallah yani 31 Ağustos'ta burada zaten her zaman haberlisiniz daha şey yaparız. Burada bu sene Kültür Park'ta. Hınkal Şenliği Kültür Park'ta yapacağız. İlk iki sene Cerrah'ta yaptık. Orada da özellikle yaptık ki şimdi burada yaparsak ya buraya pikniğe gelenlerin kalabalığı demesinler. Biz orada gerçek kalabalıklığımızı iki sene içinde gösterdik. İki senede 5-6 bin kişiyle Hınkal Şenliği yaptık çocuk. Ve biz yönetime geldiğimizde başkanımızın bir sözü var, belediye başkanımızın. Büyük bir salon vardı, Gölbaşı Düğün Salonu istedi biz kongre için. Abi ne yapacaksın oraya? Kongre yapacağız. Ciddi misin dedi. Dedim neden başkanım? Abi ben o insanları tanıyorum, sen 100 kişiyi bir araya getiremezsin. Orası 1500 kişilik salon, yani rezilliği var yoksa ben vereyim. Başkanım siz verin dedim, gerisini bana bırak. Aldık.
İnsanlara çok şükür kendimizi iyi anlatmışız. Yerler salon tıka basa dolu. Kış kıyamet günü ikinci ayda 1500 kişilik salon dolu. Belediye başkanımız geldi, şaşırdı. Ve çıktı, konuşması esnasında özür diledi. Ben bu insanlara böyle dedim. Demek ki istenince oluyormuş. Ha burada şu gidecek. Gerçekten istemek. İsteyerek yapmak. Ne iş yaparsak demek ki isteyerek yaptığımız zaman Rabbim kolaylığını veriyor. Bizim sihirli değneğimiz yoktu. Bir gücümüz, bir ekstra şeyimiz. Biz sadece inanarak yaptık işimizi ve insanlara bunu iyi anlattık. Başka hiçbir şey yapmadık biz. Biz de bir de insanız. Farklı bir şeyimiz yok, farklı meziyetlerimiz yok, farklı paramız yok. Kısıtlı imkanlarla, yokluklarla biz 2 yıldır çok güzel şeyler yaptık, çok şükür. Allah başarılarınızın devamını getirmeyi nasip etsin başkanım. Evet, gerçekten anladığınız kadarıyla bazı kalılar da başkaymış. Bilmiyorum, ben mi öyle anladım? Belki. Evet. Mustafa, ne dersiniz? Siz bu kadar biliyor muydunuz faaliyette olduğunu? Bilmiyorum. İnşallah. Bundan sonra da başkanım. İnşallah. Böyle hinkal oldu mu bizi de unutmayın. Kesinlikle. Zaten bunu netleştirdim de 15-20 gün evvelinde bütün yine gördüğünün etrafına afişlerimizi, tabelalarımızı asıyoruz. Herkes davetlerini izliyor. Evet başkanım. Herkes orada. İnşallah amaç, biz de o afişi gördük mü hemen geliriz. Orada amaç nedir? Bir hinkal, yani bir araya gelebilmek. Yani yemek bahane. Muhabbet şahane. Muhabbet şahane. Yani onun gibi. Burada amaç o birlik beraberliği, o kaynaşmayı, o dostluğu pekiştirebilmek insanlar. Evet başkanım. Onu anlatabilmek. Peki başkanım, bu tip organizasyonlarda programınız ne oluyor? Merak ediyorum yani. Programda ne var yani? Programda, İnkal yerken bir insanlar. Yok, programda işte yöresel sanatçılarımız oluyor, folklorumuz oluyor, güreş takımımız oluyor, güreşçilerimiz oluyor, güreş müsabakaları yapıyoruz, madalya veriyoruz onlara. Ha. Yani minik gruptan büyük gruplara kadar. Onlara madalya hazırlıyoruz. Yani eski oyunlardan oynuyoruz. Yani dolu dolu geçiyor programımız. Peki kıran tarafını düşündün mü hiç? Uzak kalır diye şey yaptık. Biz cerrah bile uzaktı normalde çünkü az insan değil. Özellikle bu sene artık dedik tamam, insanlarımız daha kolay ulaşır yapalım, daha kolay gelsinler. Kültür Park'ta yapmayı düşünüyoruz. Bu sene Kültür Park'ta. Kolay şey. Kolay. Hinkal Şenliği. Hinkal Şenliği. Üçüncü Hinkal Şenliği bu sene artık Kültür Park'ta olacak. 31 Ağustos'ta. 31 Ağustos'ta. 31 Ağustos'ta unutturmuyorsunuz, evet. Arkadaşlar. Gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet başkanım, devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Güzel bir şiir okuyacakmış Berk kardeşimiz, Berk Pehlivanoğlu. İmam Hatip'te başkanım, isterseniz kendisi tanısın. Hem de biz tanıyalım. İmam Hatip Lisesi 4. sınıf öğrencisiyim başkanım. Yaklaşık 2 senedir şiirle ilgiliyiz. Serhat abinin yanında da düğünlerde vesaire şiir okuyoruz. Çok güzel. Devam ediyoruz, inşallah da devam edeceğiz bu yolda. Rabbim hayırlısını olsun. Amin inşallah. Pırıl pırıl işte arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bir tanesi. Aynı şekilde Mustafa da aynı şekilde. Bu gibi gençlerimiz de çoğaldıkça gelecek neslimiz artık ben daha da güvenle bakacak olur. Evet başkanım. Bir şiir okusun mu başkanım? Okusun bakalım. Evet, bir şiir dinleyelim kardeşim. Ardından Mustafa'dan da artık kaside mi dinleriz yoksa ilahi mi dinleriz, dinleyeceğiz bir şey. Kısa bir kuple dinleriz. Evet. Başlıyorum. Fon müziğimiz yok. Fon, bugün de böyle fon müziksiz okuyalım. Tamam. Bakalım lezzetine varalım. Tamam. Sen yoktun, Hazreti Adem'deydi nurun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun, Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı binbir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun, Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem.
nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak amin dedi İsmail. Hira Nur Dağı amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankılandı Sevr Dağı'nda. Sen yoktun, Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye seslendi sana. Artık sen bizimle çok söyleşmem dedi. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun. Ama sen yoktun. Sen yoktun sultanım. Hazreti Abdullah'ın alnındaydı nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Hut ile göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarına hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Sen yoksun sultanım. Özlettin. Özlettin sultanım. Artık gel ve bekletme bizi. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Yüreğine sağlık. Nasıl başkanım ben de? Tabii fon müziği olunca biraz daha böyle güzel, daha böyle telaffuzu kuvvetli oluyor ama. Yani mutlaka da bu yorum, söyleyiş tarzı bile yeterli gerçekten. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. İnşallah ileriki günlerde çok daha iyi anlatımlarla kendini geliştirir. İnşallah. İnşallah başkanım. Bu arada cumartesi günü de heykel önünde İHA yetimler iftarında da kardeşimiz yine güzel şiirleriyle dinleyiciler karşısında olacak inşallah. Arkasından bizler de ilahi ezgilerle inşallah devam edeceğiz. Evet, şimdi bir ilahi ya da kaside Mustafa kardeşimizden dinleyelim. Yavaş yavaş da programımızın da sonuna geliyoruz. Sonra başkanımıza sözü verelim. Bildiğimiz bir ilahi ki biz de eşlik edebiliriz sana. Tamam, buyurun. Kaside okuyun. Kaside buyurun. Medet ya sahibel meydan, İsmi Sübhan virdin mi var bahçelerde, yurdun mu var? Bencileyin derdin mi var, garip garip ötme bülbül. Bu kadar. Peki, teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Yine Mustafa kardeşimiz de İmam Hatip mezunu. Hocam mezun olacak inşallah. Bak Allah söyletti. Evet, inşallah İmam Hatip'te devam ediyor. Son sınıf mıydı? Son sınıf başkanım. Evet başkanım, bugün böyle iftara doğru programında birlikteydik. Son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ramazan'ın yarısına yaklaştık. Evet başkanım. Kalan günlerimizde, kalan ömrümüzde, Rabbim ilçemize, ülkemize, tüm İslam alemine, özellikle şu anda sıkıntı yaşayan, başta Gazze olmak üzere, özellikle Gazze, Suriye, Ukrayna'daki Akıska Türklerine, Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Sorunların, sıkıntıların giderilmesi için kolaylıklar nasip eylesin. Bir daha İslam ülkelerinin böyle sıkıntılarla karşılaşmamasını nasip eylesin Rabbim. Burada da bizler elimizden geldiğince sıkıntı olan insanlarımıza, sorunları olan insanlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Ve samimiyetle söyleyeyim. Bunun hazzı, bunun lezzeti başka hiçbir şeye benzemiyor. Ben derneğe girene kadar, yönetime girene kadar
hiçbir sivil toplum STK'nın içinde olmadı. Girdikten sonra artık kafamı duvarlara vurasım geliyor. Ben neden bu tattan, bu lezzetten şimdiye kadar eksik kaldım? Birine gidiyorsun ya, ufacık bir şeydir belki. Onun için ama o kadar büyük bir sorunmuş ki demek ki. Ya öyle bir Allah razı olsun deyişi var ki. O gözlerinde öyle bir pırıltı var ki. Hiçbir servete, hiçbir dünya malına değişmem ben. Aynen. O yüzden çok şükür Rabbim nasip etti. Bu da bir hizmettir. Bu da insanlara bir hizmettir diye düşünüyorum ben. Çünkü yani senden umut ediyor birileri. Sorunun çözümü sana bel bağlıyor, sana güveniyor. Yani bir şey yapmaya çalıştığın zaman zaten çözemesen bile o meseleyi, o uğraşman dahi yetiyor ona. Diyor ki beni yalnız bırakma. O yüzden Rabbim önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki günlerde çok daha iyi hizmetler, insanlık yararına çalışan insan olmamızı bizlere nasip etsin. Amin inşallah başkan. Herkese Ramazan'ın mübarek olsun. Allah razı olsun başkan. Bizler de sizlere çok teşekkür Allah ediyoruz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Evet arkadaşlar, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yine bir kez daha beraber olacağız inşallah ilerleyen günlerde. Yalnız hemen bir tane ilahi söyleyeceksin. Tabii bir dahaki programda. Onu da söyleyeyim, hazırlıklı ol diyoruz Mustafa kardeşimize. Evet sevgili izleyenler ve sevgili Radyo Genç Ses FM dinleyicilerimiz. Her gün olduğu gibi iftara doğru programında bugün de sonuna geldik. Yine evet röportajımız var mı? Röportajımız bugünlük yokmuş ama pazar günü yine sokaklardayız. Hatta cumartesiden bugün pazara kadar inşallah yine sokaklardayız. Sokaklarda bu defa daha farklı bir şekilde, daha farklı analizlerle inşallah yine sizlerle birlikte olacağız ve röportajlarımız devam edecek. Hemen ardından yine projeler bizde bitmez. Berk Pehlivanoğlu kardeşimizle güzel bir projemiz var. Yine iftara doğru özelde yine birlikte olacağız. Yarın yine aynı saatte görüşebilmeyi ümit ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı iftarlar.